Sadece ülke içerisinde değil, sınırının hemen ötesinde de terör unsurlarıyla mücadelesini devam ettiren Türkiye, sahada ihtiyaç duyduğu sistemleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce menzilinin 1000 metre olduğu duyurulan Karaok, tank savar füzesinin 2500 metre menzile ulaşabilmesi de sahadan gelen geri dönüşlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Karaok menzilinin artmasının yanı sıra sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle de dikkat çekiyor. Savunma sanayi araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Karaokun Roketsan tarafından geliştirilen güdümlü tank savar füzesi olduğunu belirterek sistemin kısa menzilli teker tarafından kullanılabilen portatif bir yapısı bulunduğu bilgisini paylaştı. Karaokun Roketsan tarafından geliştirilen ve geliştirilmesi devam eden tank savar füzelerinden sadece biri olduğuna işaret eden küçük ailenin diğer üyelerinin ise Omtas, Umtas, L Umtas ve Tanok mühimmatları olduğunu söyledi. Bu mühimmatların ağırlıkları, güdüm prensipleri ve kullanıldığı platformlar ile birbirinden ayrıldığına dikkat çeken Küçük, Karaok'un bu mühimmatlardan en büyük farkını çok daha hafif ve kompakt bir sistem olması üzerinden değerlendiriyor. Fatih Mehmet Küçük, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Avrupa, ABD ve Rus menşeili çok sayıda tank savar füzesi bulunduğunu hatırlatarak bu füzeler Saklos denilen görüş hattında yeri otomatik güdüm prensibi ile hedeflerine yönelmekte. Yani füzeyi fırlatan operatör füze hedefe vurana kadar nişangahını hedefin üzerinde tutarak füzeyi aydınlatmaya ve yönetmeye devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen 3. nesil füzeler OMTAS, UMTAS, Le Umtas ve KARAOK ise at unut biçimde hedeflerini imha edebiliyor. Yani kullanıcısı personel hedefi ateş ettikten sonra yer değiştirebilir, hareket edebilir. Ayrıca OMTAS ve UMTAS mühimmatları atıldıktan sonra veri bağı ile hedef güncelleyebilecek donanımda dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Karaok füzesinin birebir muadili bulunmadığının altını çizen savunma sanayi araştırması küçük şöyle devam etti. TSK envanterinde bulunan Eriks dışındaki diğer yabancı mühimmatlar, Kornet, Tov, Milan, Konkurs menzilleri ve daha ağır olmaları ve kullanım biçimleri ile Karaok füzesinden ayrışıyor. Eriks füzesi ise hem Karaok füzesinden daha kısa menzilli hem de güdüm prensibi açısından daha eski nesil bir füze. Aslında Karaok, Türk kamuoyunun bir dönem gündemini sıkça işgal eden FGM-148 füzelerinin yerli muadili olarak nitelendirilebilir. Türkiye'nin geçmişte satın almak istediği ancak onay alamadığı, 2018'de ise FMS kanalı ile Türkiye adına ABD ordusu tarafından firmalara üretim sözleşmesi verilen bir füze. Daha sonra herhangi bir teslimat bilgisi paylaşılmadı. Bu füzeler kısa menzilde teker tarafından taşınabilen atunut prensibi sayesinde kolayca hedefe gönderilen füzeler olduğu için büyük önem arz ediyor. Örnek vermek gerekirse, Omtas füzesinin fırlatma sistemi ile birlikte ağırlığı 71 kilogram civarında. Karaok füzesinin kendi ağırlığı 16 kilogramdan az. Burada şunu belirtmek lazım. Karaok'un fırlatma sisteminin bilgileri paylaşılmadı. Onunla birlikte 20-25 kilogram ağırlığında olmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla vasıta olmadan da kolayca taşınabilecek Portatif ve tehlikeli bir füze sisteminden bahsediyoruz. Peki Karaok hedefini nasıl imha ediyor? Bu soruyu yönelttiğimiz Fatih Mehmet Küçük, tank gibi ağır zırhlı unsurların en yumuşak olduğu noktalardan birinin aracın üst kısmı olduğu bilgisini paylaşıyor. Küçüğün anlattığına göre Karaok ve muadili füzeleri top atak denilen ve roket san tarafından üstten vuruş olarak isimlendirilen vuruş modunda araca doğru yukarıdan aşağıya doğru dalış gerçekleştirerek saldırı düzenliyor. Bu sayede zırhın daha ince olduğu yerden hedef vurularak daha yüksek etki elde ediliyor. Araştırmacı Fatih Mehmet Küçük, Karaok gibi füzelerin Suriye Elbap'ta yaşadığımız gibi sürpriz bombalı araç saldırılarında çok önemli bir koz olacağının altını çizerek, hatta çok süratle hareket eden ve zırhlandırılmış bombalı araçların en hızlı biçimde etkisiz hale getirebilecek sistem olarak nitelendirilebilir Karaok. Keza ABD askerleri aynı amaçla Yavelin füzelerini bu bölgede kullanıyor bilgisini paylaştı. Söz konusu sistemin sadece kara kuvvetleri komutanlığı tarafından kullanılacağı beklentisinin doğru olmayabileceğine işaret eden Fatih Mehmet Küçük hem Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamaları hem de Roketsan'ın Karaok ile ilgili bilgilendirmesini hatırlatıyor. Küçüğe göre Karaok füzelerinde deniz kuvvetleri ve amfibi harekat vurgusu dikkat çekiyor. Sistemin kolay taşınabilmesi ve teker tarafından kullanılmasının Büyük bir etken olduğunu yineleyen küçük, bu nedenle Kara Okun deniz kuvvetleri tarafından da aktif olarak kullanılması bekleniyor ifadelerinde bulundu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.